Damar sağlığımızı korumak için ne yapmamız gerekiyor? Onu anlatacağım. Onu anlatacağım. Damar sağlığımızı korumak için devamlı zaten bunları söylüyoruz. Bu hayat alışkanlıklarımız, beslenme alışkanlıklarımız, stresle baş etme yöntemlerimiz. Bunların hepsi genetik olarak yatkınlıklarımız. Bunların hepsi test ediliyor. Ve aynı zamanda bizler damar yaşlarını ölçüyoruz. Bir insanın damar yaşını ölçtüğümüz zaman ona göre önlemler alıyoruz. Çünkü herkesin kişisel damarları farklı. Bu işler şöyle ortaya çıktı. Mesela biz kalp ameliyatı yapıyoruz veya damar ameliyatı yapıyoruz. Mesela kalp krizinde bypass yaptık. Oradaki damarlar, diyelim kişi 65 yaşında. Oradaki damarları düzeltiyoruz ve herkesin aldığı ilaçlarla o eve gidiyor, taburcu oluyor. Halbuki o kişinin yalnızca kalbindeki damarlar 65 değil, diğer damarları da 65 yaşında. Tamam, kalp lokal olarak düzeldi. Ama kol damarı, bacak damarı, beyin damarı, onlar da yarın bir gün sıkıntıya uğrayacak. İşte o kişiye özel bir terapi yöntemleri başlattık. Yani o damarlardan bir örnek alıyoruz. O kişiye hangi ilaçlar daha etkilidir? Bu anlattığınız da aslında bireysel tedavinin bir sonucu. Bireysel tedavidir.